Değerli Müslümanlar, Cumhuriyet'ten hoş geldiniz. Biz maalesef her seferinde bu cami önlerinde ben bildim bileli mutlaka bir ülke için basın açıklaması yapıyoruzdur. Terör devletleri terör faaliyetlerini sürdürürken, kendi vatandaşlarını yasal mermilerle öldürürken, maalesef kendi ülkemizde bile gün olur ki bu mazlumlara sahip çıkan bizlere bile bazen terörist muamelesi yapılır. Size başlarken bunu hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü buradan bizi yönetenlere söylüyorum. Asimin içerisinden terörist çıkmaz. Adana'daki STK'lardan terörist çıkmaz. Teröristlere destek çıkmaz. Bakın bunu buradan bir kez daha söyleme ihtiyacı duyuyorum. Teröristlerin kim olduğu belli. Bizim ülkemizde bu teröristlerin destekçisi ajanlar burada geziyor zaten. Onun için burada artık bu işten vazgeçmek lazım. Biz yıllardır bu sahalarda Allah razı olsun çalışıyoruz, böyle de devam edecek. Bunu ben söyleme ihtiyacı duydum. Söz muhataplardan inşallah alır. Bunu yaparken de başta tabii ki ben güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Güzel davranıyorlar. Geçmişte yapılan yanlışların hiçbiri oluyor. Onun için özellikle buradaki emniyet mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de şu an aramızda bulunan sivil toplum örgütlerinin başkanlarına işin başında teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buradan da vermek istediğim bir mesaj var. Burada şu an aramızda hemen yanımda arkadaşlar Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü bir arkadaş var. Hemen sağımıza baktığımızda Çerkes, Çeçen arkadaşlar var. Şu an aramızda Iraklı, Suriyeli, Afgan, birçok ülkeden şu an bu basın açıklamasına katılan kardeşimiz var. Buradan basın açıklamasına geçerken şunu söylemek istiyorum. Bu saydığım ülkelerin Irak'ı, Suriye'si, Filistin'i vesaire. Şuradaki fotoğrafa bakın, bir kez de siz utanın. Eğer şu bizim birlikte tuttuğumuz safı birlikte sus eğer tutmuş olsaydınız, bu zalim kafirler bu kadar halkınıza zulm edemezdi. Zulmetmezdi. Buna güç yetiremezdi. Ama sizin dağınıklığınız onların maalesef gücü oldu. Ben basın açıklamamda bu girişgahı yaptıktan ve tüm farklı milletlerden gelen kardeşlerime ve sivil toplum örgütü başkanlarımıza teşekkür ettikten sonra basın açıklamamıza geçmek istiyorum. Doğu Türkistan'da politik eğitim kampları dramı sürüyor. Doğu Türkistan ki resmi adıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Çin yönetimince işgal edildiği 1949 senesinden bu yana çeşitli insan hakları ihlalleriyle gündeme gelmektedir. Çin, Doğu Türkistan'ın Müslüman halklarına karşı uyguladığı asimilasyon ve yıldırma politikalarını uzun seneler tüm dünyanın gündeminden saklamayı başarmıştır. Ancak son senelerde kendi ekonomik büyümesine bağlı olarak içerisindeki problemleri daha hızlı çözme isteği ve ABD ve bunun gibi muharize ülkelerle olan ihtilaflarının artmasından sonra Batılı ülkelerin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini plan ederek Çin'i sıkıştırmaya çalışması sebebiyle de Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri dünyanın daha fazla ilgisini çeker olmuştur. Buna bağlı olarak Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini gizleme çalışmaları da daha fazla görünür olmuştur. Doğu Türkistan'daki Komünist Parti Sekreteri 2017 Nisan ayından itibaren Uygurları hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kısaltıcı yeni bir insan hakları ihlalidir. Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ila 3 milyon arası insanın bulunduğu tahmin edilmektedir.
tahmin ediliyor. Çünkü Çin'in bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı da bilinen bir gerçektir. Toplama kamplarının aldığı insanların ailelerini açıklamalarından sonra halde anlaşılan toplama kamplarıyla ilgili Çin önce inkar politikasına sığınmış, inkarın mümkün olmadığı anlaşılınca bu kampların varlığını aşırılıkla mücadele ve eğitim kampları adıyla kabul etmiştir. Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanyası uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmekte. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş ancak ölüm nedeni hakkında bir açıklama da yapılmamıştır. Kamplardan çıkabilenlerin anlattığı kadarıyla kamplardaki yaşam koşulları çok kötü olup tutuklu insanların sayısı kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar sırt üstü yatmakla imkanına bile sahip olmadıklarından ancak yanlarına dönerek yatabiliyorlar. Çin'in Doğu Türkistan'da eğitim adı altında uyguladığı yol ve yöntemlere bakıldığında hali hazırda bütün Uygurları suçlu olarak kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları ise terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Kamplardan çıkmayı başaranların ifadelerine göre toplama kamplarında mahkumları su tanklarına daldırma, kadın tutukluların yüzlerinde ve vücutlarında sigara söndürme, bileklerinden asılan tutukluları copla dövme, elektrik verme, acı verici farklı nesnelerle dövme, soğukta bekletme, yoğun parlak ışıklarla körleştirme, uzun süre gergin pozisyonda tutma, uykusuz, aç ve susuz bırakma, günlerce kaplan koltuğu denen hareketsiz koltuklarda oturtma, elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak dolaştırılma gibi kötü muameleler yapılmaya devam etmekte. Bu tür işkenceler fiziksel veya zihinsel bozukluklara neden olmakta, çoğu zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bazı insanları, insan hakları örgütlerinin bilgilerine göre Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunmakta. Bu sayı her Uygur ailesinden en az bir kişinin söz konusu kamplarda tutuklu olduğu anlamına gelmektedir. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye de zorlanmaktadır. Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık! Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık! Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık! Açıklamamıza şu an acil cevap bekleyen sorular var. Onları da sorduktan sonra talebimizi de bitiriyoruz. Çin, insan haklarına tamamen aykırı bulunan bu kampları neden açma gereği duymuştur? Kamplar nerede kurulmuştur ve kaç adettir? Buralarda ne kadar kişi tutulmaktadır? Kampların yaşam koşulları nasıldır? Kamplarda tutuklu bulunanlara günlük olarak ne yaptırılıyor? Kamplarda tutuklu bulunanların sağlık durumları nasıl? Kamplarda hayatını kaybedenlerin sayıları ve ölüm gerekçeleri nedir? Kamplardaki tutuklu kişilerin sahipsiz kalan çocukları, eş ve yakınlarının akıbetleri nelerdir? Kamplar uluslararası gözlemcilere neden kapalı tutuluyor? Bu soru en önemlilerinden biri. Ve taleplerimizle basın açıklamamızı nihayete erdirmiş olacağız.
son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaybeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koydu. Fakat İslam dünyası Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalıdır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara da kurban edilmemelidir. Çin, kendi yasalarına ve taraf olduğu uluslararası antlaşmalara aykırı olarak politik eğitim kamplarını hemen kapatmalı ve bu kamplarda istekleri dışında tutulan insanların maddi ve manevi zararları da karşılanmalıdır. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurların yurt dışına seyahat yasağı ve yurt dışındaki Doğu Türkistanlıların memleketlerine dönüş, akraba ziyaretleri de artık engelleri kaldırılmalıdır. Yurt dışında akrabası olanlara yönelik denetim, gözetim kaldırılmalı, para gönderme, posta, telefon, haberleşme engelleri kaldırılmalı, en temel haklarından olan iletişim, haber alma özgürlüğü de sağlanmalıdır. Yurt dışında yaşayan Uygurlara yönelik uzaktan kontrol, gözetim kaldırılmalı, aile ve akrabalarını rehin tutma politikasından bir an evvel vazgeçilmelidir. Uygurların evlerine yönelik zorunlu ziyareti, gerekçesiz baskın ve Uygur Çinli zorunlu akraba uygulamasına da son vermelidir. İnanç, ibadet, giyim, kuşam, örf, adetlere yönelik yasaklar da bir an evvel kaldırılmalı. Camiler ve tüm ibadethaneler olması gerektiği gibi özgür olmalıdır. Dil, kültür, eğitim önündeki engeller kaldırılmalı. Uygurlar ana dilde eğitimi yapabilmeli. Tarih eserler, kitap, kütüphane korunmalı. Okul ve üniversitelerde erişilir olmalıdır. Ekonomik baskılar, gerekçesiz vergiler, el koymalar, Uygur kızların uzak bölgelere işçi olarak zorunlu göndermeleri de son bulmalı. Devlet dairelerinde iş bulma hususunda Uygurlara Çinlilerle eşit rekabet imkanı da oluşturulmalıdır. Bölgeye ait zenginlik halkın refahı için kullanılmalı. Seyahat özgürlüğü, evlilik, helal gıdaya erişime benzeri haklarda iade edilmeli diyoruz. Adana'daki sivil toplum örgütleri olarak taleplerimiz bu yöndedir. Kamuoyuna saygıyla da duyurmuş olalım.